Ülkemizde yerel seçimlerle ilgili yaklaşık bir aydır yoğun bir faaliyet var. Siyasilerimiz seçmenleriyle buluşuyorlar. Bununla ilgili değişik toplantılar yapıyorlar. İlimizde de bu tür etkinlikler çok sık oldu. Çok şükür ki bu zamana kadar herhangi bir sıkıntı, ciddi bir seçim suçu işlenmeden gerek siyasilerimizin sağduyusuyla, gerek vatandaşlarımızın anlayışıyla bugünlere kadar geldik. Umarım yarın ve yarından sonra seçim yapılacak olan seçim günü de çok büyük bir sıkıntı yaşamadan Afyon'umuza yakışır bir seçim geçireceğimizi düşünüyorum. Afyon'umuz için söylememiz gereken önemli hususlardan bir tanesi şu. Toplam 59 tane belediye başkanımız seçilecek. Yani biraz seçim olarak belediyelerimizin fazla olduğu, yanında muhtarlarımızın da seçileceği, il genel meclis üyelerimizin, belediye meclis üyelerimizin de seçileceği bir seçim olması hasebiyle güvenlik anlamında bize düşen sorumluluklar biraz daha artıyor. Tabii amacımız, biz olayın hep güvenlik kısmındayız. Tüm partilerimize aynı mesafedeyiz. Afyon'umuza yakışan, Afyon'umuzun en iyi şekilde temsil edecek kişilerin kazanmasını temenni ediyoruz. Çünkü biz her ne kadar buranın emniyet müdürü olsak da burada yaşayan bir vatandaşız. Büyük bir polis ailesi olarak. Ama dediğim gibi tek temennimiz kimsenin burnu kanamadan karşılıklı anlayış içerisinde bir seçim olması. Ben size kısa ilimizdeki toplam, il merkezimizdeki toplam 458 sandık kurulacak ve bunların her birinde bir tane polis memurumuz görevde olacak. Seçmen sayımız 149 bini aşmış, yaklaşık 150 bin kişi. Tabii ilçelerimize dahil ettiğimiz zaman genel toplama baktığımızda 981 sandığımız ve 291 oy kullanacak vatandaşımız var. Bizim için önemli olan halkımızın hür iradesini ve demokrasi kurallarına uygun şekilde sandığa yansımasını sağlamak adına görev yapmak. Arkadaşlarımız o gün için yaklaşık biz il merkezinde 700 yani 1000'e yakın personelde görev alacağız. İlçelerimizi de buna dahil ettiğimiz zaman yani 1400'e yakın personelimiz görevli olacak. Hatta çok çok önceden görev alacak arkadaşlarımız. Amacımız az önce de belirttiğim gibi vatandaşımızı zorlayacak, onu sıkıntıya sokacak, cebir, şiddet yoluna başvuracak kişilere mutlak surette yasaların bize vermiş olduğu haklarla bu tür şeylere engel olacağız.